Hacı Yakışıklı. Gündemden notlar. Şuşa'dan selamlar. Bu yazıyı güneşin en berrak haliyle açtığı bir günde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Şuşa şehri dönüşü yazıyorum. Helal olsun Azerbaycan ordusuna. Selam olsun Müslümanların yüz akı o güzel askerlere. Şuşa şehrine başkent Bakü'den otobüsle 6 saat gittik. 6 saat dönüyoruz toplam 12 saatlik yol. Gazeteci dostlarımızla sohbet ederek yolu tamamlıyoruz. Organizasyonu Kültür Bakanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Türkiye'vi Anadolu Yayıncılar Derneği ortak şekilde gerçekleştirdi. Geçen sene 15 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı tarihi Şuşa beyannamesine yerinde şahitlik etmiştik. O gün şehir çok eski ve kırık dökükken bugün artık imar edilmeye başlanmış. Şehirde 17 cami, 17 büyük çeşme ve 17 mahalle var. Hepsi hasarlı ve henüz oturum başlamamış ama tamiratlar başlamış. Cıdır düzüne yine çıktık. Hani şu Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan'ın raks edip şarap içtiği yer. Biz oraya gidip Türk dünyası ve tüm İslam alemi için dua ettik. Yeniden fethedilen bir toprağı yine görmek ancak yaşanarak anlaşılacak bir duygu. Buraları yalnız bırakmayacağız. Nice fetihlere inşallah. Recep Tayyip Erdoğan geliyor, kaçın. Azerbaycan Türkü bir gazeteci kardeşim anlatıyor. Havada İHA ve SİHA'ları gören bir grup Ermenistan askeri şöyle bağırıyor. Erdoğan geliyor, kaçın. SİHA düşmanı CHP'li vekil Düşmanlarımız sihalar karşısında titrerken, CHP'li bir vekil de titreme nöbetine girmiş sanırım. Sihaları üreten Selçuk bayrakları ülkeden kovacağız mesajlarını alıntılayarak, korkmayın adil olacağız diyen CHP milletvekili efendi, sihaya niye düşmansın, PKK'lıları etkisiz hale getirdiği için mi? Bu durumda CHP'nin içindeki biri Türkiye'nin düşmanlarıyla mı saf tutuyor? Adını anmaktan imtina etmeye başladığınız Mustafa Kemal'in yolu bu olamaz. Bu ancak kemalistlerin yolu olabilir ve biz asla onlardan değiliz. Bir de yıllarca vatanını seven insanları Atatürk düşmanı diye yaftaladınız. Atatürk sizin umurunuzda bile değil. Seçimler. Seçim öncesi bazı firmalar uyduruk anketler yayınlamaya başladı. Ciddi anketçilerle görüştüğümde bunların siyasi partileri parlatmak için çalışan şirketçikler olduğunu söylüyorlar. Her ankete kanmayın. Erken seçim yok. Bu saatten sonra erken seçim olmaz. Hükümet görev süresinin yüzde seksenini bitirdi zaten. Başkan Erdoğan'ın seçimler 2023 Haziran'da yapılacak açıklamasını Millet İttifakı'na yakın kaynaklar Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması diye veriyor. Seçmenlerine sunacak başka vaatleri kalmadı. Hiç kimse arka arkaya üç defa Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Başkan Erdoğan 2014'te seçildiğinde parlamenter sistem vardı. Dolayısıyla hükümeti Cumhurbaşkanı değil Başbakan kurmuştu. Yani Davutoğlu ve sonrasında Binali Yıldırım. 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonucu hükümeti Cumhurbaşkanı kurdu. 2023'te bu sistemde Başkan Erdoğan ikinci defa aday olacak. Ancak Başkan Erdoğan üçüncü defa aday olamaz. Yani Haziran 2028'de aday olamaz. 2028'de aday olabilmesi için o dönem erken seçim yapmak gerekiyor. HDP Demirtaş demiyor, Kılıçdaroğlu diyor. Selahattin Demirtaş'ı HDP bile CHP kadar savunamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sadece HDP onayladı. Başka onaylayan bir tane bile genel başkan yok. Bu sebeple adaylığını açıklayamıyor. EYT, asgari ücret iyileştirmeler Asgari ücrete direkt zam gelirse acaba gıda fiyatlarına da periyodik zamlar gelir mi? Eğer market fiyatları, benzin fiyatları, döviz kurları artacaksa asgari ücrete zammın önemi kalmaz. Formül çok iyi düşünülmeli. Emeklilikte yaşa takılanları geçen hafta yazmıştım. Bu meselenin halledilmesi ve sorunun az veya çok çözülmesi gerektiğini belirtmiştim. Bazıları yazıyı çarpıtıp EYT'lilere FETÖcü dedi diye saptırmış. İşte dediğim bu. Sorunu olanı da, sorun çözülsün diyeni de manipüle eden terör yandaşları var. Onlar dağda değil. Şimdi çoğu sosyal medyada. İşte bu olmadı Bülent Arınç. Siyaset Arenası'nın arka kapılarında Bülent Arınç kimdir diye sorarsan, Siyaset Arenası'nın arka kapılarında Bülent Arınç kimdir diye sorarsan, siyasetle ilgilenmiş neredeyse herkes Arınç'ın sözünün ağırlığı vardır derdi. Ama artık demiyorlar. Sayın Arınç demediklerinden emin olabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp Erdoğan kaçacak diye iftira atacak siz ise bu söze rağmen karşınızda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Murat Karayalçın ve CHP'lilerin oturduğu bir adeta altılı masa toplantısındaki güya demokrasi vakfında kral çıplak demenin vakti geldi diyeceksiniz. AK Parti'yi eleştirip duracaksınız. Konuşmanız bitince Kılıçdaroğlu ve CHP'liler sizi şakır şakır alkışlayacak. Madem AK Partilisiniz, neden düşüncelerinizi kendi partinizin içinde açıklamıyorsunuz. Bu bir hezeyandır. Allah kimseyi bu hallere düşürmesin. Hacı yakışıklı yeni akidi. Mahmud Övür, Öcalan yürüyüşleri ne anlama geliyor? HDP'lilerin uzun bir aradan sonra İstanbul Kadıköy'deki gemlik yürüyüşleriyle İmralı'ya gömdükleri Öcalan'ı hatırlamaları nereden bakarsanız bakın manidar. Bir yanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden terör örgütü PKK meselesi küresel siyasetin bir parçası olarak tartışılıyor. Diğer yanda altılı masanın bir ayağı olarak HDP üzerinden PKK iç siyasetin önemli gündem maddesi. Artık bilinen, kaçamak cevaplar verilen HDP-PKK ilişkisi çok net ortada. Bunun altılı masayı nasıl etkileyeceğini göreceğiz ama mesele sadece bundan ibaret değil. Çok yazıldı. HDP içinde derinlerde süren bir iç çatışma var ve bu çatışma giderek alevleniyor. Bu açıdan şu sıralarda en çok sorulan soru şu. Neden HDP'liler altılı masaya bile ayar çeken popülist aktörleri Selahattin Demirtaş dururken çok daha sert tartışmalara yol açacak Öcalan'a sahip çıkmayı göze aldı? Öcalan-Demirtaş kavgası Yazar Orhan Miroğlu şöyle diyor. Çünkü HDP içinde Apo'cularla diğerleri arasında ciddi bir kavga var. O kavga açığa çıkıyor. Bu bir yönüyle Demirtaş'la ilgili bir kavga. Son 6 yılda sıradan bir avukatın neredeyse Nobel alacak hale getirilmesinden Apo'cular rahatsız oldu. Öcalan'ın liderliğinin gölgelenmesini istemiyorlar. Fırsatını buldukları için de harekete geçtiler. HDP içindeki Apo'cuların çıkışına Kandil baronlarının da sıcak baktığı söyleniyor. Çünkü bölgede birkaç açıdan sıkışmış durumdalar. Bir yandan Kuzey Irak ve Suriye'de TSK'nın operasyonları sürüyor, diğer yandan PYD-YPG içinde mazlum Kobani kol adlı Abdüşahin gerilimi yaşanıyor. Hatta işin suikastlara kadar vardığı söyleniyor. Bütün bu gelişmelerin içeride yeni bir çözüm süreci anlamına gelip gelmediği de merak ediliyor. Buna ilişkin hiçbir somut bilgi yok. Ancak HDP içinde böyle bir beklenti var. Bunun nedenini de bir HDP'li şöyle anlatıyor. HDP içindeki bir grup gemliğe yapılacak yürüyüşlerle Öcalan'ı gündeme getirmek istiyor. Bu aynı zamanda parti içindeki bir kavganın yansıması ama bir gerekçeleri de var. Ortada şiddet dışında sivil çözüm üretebilecek bir aktör yok. Bunu Öcalan yapabilir. Tabii kimse eskisi gibi bir çözüm süreci de beklemiyor. Ayrıca altılı masada umut vermediği için elleri güçlendi. Araya girip soruyorum. HDP neden Demirtaş'ı değildir? De riske girerek Öcalan'ı öne çıkartıyor. HDP'linin cevabı da parti içindeki derin kavgaya işaret ediyor. Sadece şunu söyleyeyim. Onun izlediği siyaset beğenilmiyor. Bir süre önce dördüncü konferans yapıldı. Önümüzdeki ayda 5. kongre olacak. O konferansta Demirtaş'ın adı hiç geçmedi. Tek bir kişi bile ondan söz etmedi. Devreye girmesi istenen Öcalan'ın bu tür süreçlerde nasıl bir rol oynadığının, geçmiş çözüm süreçlerinde neler yaşandığının birebir tanığı olan bir siyasetçinin uyarısı da manidar. Bazıları hala Öcalan'ın hükümet lehine bir şeyler yapabileceğine inanıyor, Öcalan bir şey verecekse bin mislini alır, geriye dönün bakın ateşkes ve çözüm süreçlerinde hep Öcalan kazançlı çıktı. Hareketini büyüttü, terör örgütü ilan eden Amerika'dan bile milyon dolarlar aldı. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi aynı yerden bir kez daha ısırılmamak için çok dikkat etmek, istihbarat oyunlarına gelmemek gerekiyor. Mahmut Övür, Sabah